Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum sevgili dostlarım. Kıymetini bilelim. Çok önemli, çok özel bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu aslına bakarsanız. Ve bu kuruluş demokrasiyle birlikte her Türk vatandaşının büyük fırsatlar yakalamasını beraberinde getirdi. Erkek ya da kadın fark etmeksizin. Bu çok önemli bir şey. Uzun uzun konuşmayacağım. Hepiniz gayet de farkındasınız diye düşünüyorum. Eğer ki farkında olmayanlar var. Varsa da bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün de her zaman olduğu gibi rakamları konuşacağız. Aynı zamanda tabii ki dünyada gelişmeler var. Başlıklarımızın en önemlisi korona meselesi. Korona yine bütün dünyayı ele geçirmiş durumda. İkinci dalga çok daha fazla konuşulur hale geldi. Fransa, Almanya gibi ülkeler sokağa çıkma kısıtlamalarına gitmeye başlıyorlar. Amerika'da çok konuşuluyor. İngiltere'de 100 binden fazla günlük vaka görülmeye başlandı arkadaşlar. Bunlar hep kritik konular. Türkiye'de hızla artan bir korona vaka sayısı görüyoruz. Dolayısıyla bu yayılım, yani vakaların hızla artıyor olması dünya ekonomilerinde büyük bir sıkıntıya doğru sürüklüyor. Merkez bankaları bu saatten sonra ne yapabilir sorusu soruluyor. Aynı zamanda hükümetler ne yapacak bu saatten sonra sorusu soruluyor. Tabii iki ülkeye ya da iki birliğe şu anda fokuslanıyoruz. Bunlardan birisi Amerika, öbürü de Avrupa Birliği. Bugün Lagarde'ın bir toplantısı vardı biliyorsunuz. Para politikası toplantısı. Zaten bir faiz artırımına gitmesini ben beklemiyordum şahsen. Ya da düşürmesini de beklemiyordum. Lagarde'ın önemli mesajlar verebileceğini, özellikle teşvikler konusunda önemli mesajlar aktarabileceğini söylemiştim biliyorsunuz. Aralık ayı gibi bir teşvik paketinin gündeme geleceğini işaret etti. Aralığa kadar bekleme şansı var mı Avrupa'nın bu teşvikleri? Gerek şirketlerin gerek şahısların, tabii ki yok. Aralık diye konuşuyor çünkü geçtiğimiz dönemde uzmanlar Kasım Aralık gibi ikinci dalganın geleceğini konuşuyorlardı. Oysa Ekim ayının bugünleri itibarıyla artık ikinci dalga netleşmiş durumda. 50 milyon vakaya doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bütün dünya ülkeleri artık bu işten tedirgin. Aşı bulundu mu? Hayır, çalışmaları yapılıyor. Ne zaman bulunacak? Ne zaman uygulanmaya başlanacak? Bu da apayrı bir soru işareti. Miktarı yetecek mi? Bu da büyük bir soru işareti. Gelişmiş olan ülkelerden bizim gibi gelişmekte olan ülkelere bu aşı kalacak mı? Bu da apayrı bir soru işareti. Anlayacağınız arkadaşlar, biz bu işin sıkıntılarını 2021 yılında da yaşamaya devam edeceğiz. Parası olan ülkeler arka arkaya teşvik paketleri açıklayacak. Parası olmayan ülkeler de arka arkaya IBAN numaraları açıklayacak gibi görünüyor. IBAN bu sefer işe yarayabilir mi? Çok zor. IBAN dışında bir çaresi var mı? Bir çaresi var. Biraz tehlikeli bir çare. Ama gördüğüm kadarıyla bunu uygulamak zorunda olduğunun artık farkında. Ekonomi yönetimi de Türkiye'nin siyasi yönetimi de. Nedir bu? Devalüasyonist hareket. Devalüasyonist bir hareket olmazsa zaten bırakın yurt içindeki sıkıntıları, yurt dışındaki sıkıntıları da karşılayamaz hale gelmeye başladık. Bana ne yurt dışından kardeşim diyebilirsiniz. Peki o zaman size küçük bir örnek vereyim. Mesela şöyle desem, Amerika'ya olan ilaç borcumuzu bile ödeyemeyecek hale geldik. Elimizde o kadar bile döviz yok. 3 milyar dolar Amerikalı ilaç şirketlerine ödenmesi gereken para var ve bu ödenmediği için Amerika'nın büyükelçisi çıkıyor diyor ki bizim ilaç şirketlerinin parasını kısa vadede ödemezseniz ilaç yok. Bunu bir süreliğine idare edebilirsiniz. Bir süreliğine diplomasi yapabilirsiniz. Ama öyle bir noktaya gelir ki artık bunu çevirme şansınız kalmaz. Para der adam. Parayı vermezseniz de ilaç gelmez ve dolayısıyla biz artık ilaç kıtlığı yaşamaya başlarız. Bakın çok kritik bunun gibi bir yığın mesele var. Onun için Türkiye'nin acilen dolar bulması gerekiyor. Peki bu doları nasıl bulacak? Japonya ile, İngiltere ile, Fransa ile, Amerika ile, Almanya ile bir swap anlaşması yapabilir mi? Hayır. Dün daha Merkez Bankası Başkanı Uysal kendisi söyledi. Bizim o ülkelerle bir swap'a gitme durumumuz yok dedi. Doların sahibi onlar. Hayır dedi, biz Asya ülkelerine yöneleceğiz. Demek ki Katar ve Çin. Çin'i biraz daha ön plana çıkarttı ve Çin'le olan swap anlaşmamızın çapını biraz daha genişletebiliriz dedi. Peki Çin'le olan swap anlaşmamızda biz dolar mı alıyoruz arkadaşlar? Hayır, yuan alıyoruz. O yuanı change etmek, tekrar dolara çevirmek gerekiyor. Onu yapmak kolay mı? O da çok kolay değil. Dolayısıyla bizim dolar sıkışıklığımız devam edecek. Doları bulmanın
tek bir yolu var arkadaşlar. Vatandaşın doları. Vatandaşın dolarına çökmek mi? Tabii ki hayır arkadaşlar. Eğer böyle bir şeyin yapılma imkanı olsaydı zaten 100 kere yaparlardı, emin olun. Yapamamalarının nedeni gayet net. Çünkü bunu yaptıkları an itibariyle uluslararası piyasalardan tamamen dışlanırlar. Bırakın ilaç almayı, doğalgaz bile alamayız, petrol bile alamayız. Yurt dışından bir iğne iplik bile getiremeyiz. Kimse bize güvenmez. Türkiye'nin böyle bir şey yapma imkan ve ihtimali yok. Yani bankalardaki dövize el konulacak mı sorusunun cevabı da budur. Peki vatandaşın parasını nasıl isteyecek, alacak devlet? Vatandaşı ikna ederek elbet. Vatandaşı ikna edebilmeniz için devalüasyonist bir hareket olması lazım ki vatandaş şuna inansın. Ya çok hızlı yükseldi, çok fazla yükseldi. Bundan sonraki süreçte özellikle Merkez Bankası bir de agresif faiz artırımı yaparsa daha fazla doların yükselişi olmaz. Hatta bir miktar geriye gelir 2018 Ağustos ayında olduğu gibi. Onun için ben elimdeki doları acilen bozdurayım. Ha bununla yarın öbür gün altın alırım, ev alırım, araba alırım, apayrı bir konu. Ama bir an önce dövizden kaçmaya çalışacaktır vatandaş öyle bir yükseliş sonrasında. İşte onun için devalüasyonist hareket geliyor diyorum arkadaşlar size. 15-16'ya vurduğu an itibariyle vatandaşın büyük bir kısmı elindeki dövizi bozmaya hemen koşacaktır. Eğer ki parası bankadaysa bankadaki dövizini bozacaktır. Nakit dövizi varsa kuyumculara, döviz bürolarına koşmaya devam edecektir. Merkez Bankası da piyasada oluşan bu parayı toplayarak rezervlerini güvence altına alırken aynı zamanda ekonomi yönetimi kısa vadeli borçlarını çevirme imkanına sahip olacak arkadaşlar. Bu ikinci, üçüncü artıları da yaratacak. Bunlar nedir? Bozulan paranın bir kısmı konut piyasasına gidecek, konut canlanacak. Reel sektör biraz daha nefes alacak. Çünkü reel sektörde her an oluşabilecek bir devalüasyonu beklediği için yatırım yapmak ya da hareketlenmek yerine mümkün olduğunca parasının önemli bir kısmını kurda tutmaya devam ediyor. Açık pozisyon bırakmıyor yani kendisine. Olası ödeyeceği dolar borçlarını önceden alıp stokluyor. Mecburen bunu yapmak zorunda. Bu süreci kırmanın tek yolu devalüasyon. Başka bir çaresi yok. Ha bu bir hayat pahalılığı yaratır mı? Elbette yaratır. Ha bundan bir ders çıkartılabilir mi? Elbette çıkartılabilir. Bu önlenebilir mi? Bunun önü bir şekilde alınıp vatandaş nefes alacak hale getirilebilir mi? O zaman da devlet ister istemez Türk lirası basacak ve mümkün olduğunca vatandaşın o gelir kaybını telafi etmeye çalışacak. Bu bir enflasyon etki yaratacak ama vatandaşın eline para geçtikçe bunu harcama kabiliyetine de sahip olacak. Bu da çok önemli kritik noktalardan birisi. Döviz Türkiye'de öyle ya da böyle yükselmek zorunda. Bakın Eylül'de şirket borç yapılandırmaları, bankalara olan borç yapılandırmaları Ağustos'a göre 3 kat artmış durumda. Ağustos'ta 650 milyon liralık bir yapılandırmaya gidilmiş. Eylül ayında şirketler borçlarını ödeyemediği için bankalara 2.4 milyar liralık bir borç yapılandırmasında bulunmuş. Bu arada emin olun bu şirketlerin teklifi de olmayabilir. Bankalar batık kredilerini hadi yapılandıralım da bari batığa dönmesin diye şirketleri ikna etmiş olabilir. Çünkü banka batıkları da her geçen gün hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İşin içinden çıkılabilir noktayı çoktan aştık. Merkez Bankası rezervleri tüketildi. İhtiyat akçesi tüketildi. Yurt dışından bir gelir kalemimiz yok. Swap yapamıyoruz. Yeni borç bulamıyoruz. Dünya ekonomisi korona nedeniyle çok ciddi daraldı. İhracat yapamıyoruz. Turist çekemiyoruz. Ve dolayısıyla şu anda dövize tamamen sıkışmış ekonomimiz var. Bu da bizi kaçınılmaz bir devalüasyonist etkiye götürüyor. Hem de koşa koşa götürüyor. Dönelim dünyanın durumuna ve dünyanın durumundan da biraz altın onsunu konuşalım. Çünkü altın onsuyla dolar birleştiğinde gram altının fiyatını oluşturuyor biliyorsunuz. Dünyada korona nedeniyle durum parlak değil. Biraz önce de söyledim. Almanya, Fransa gibi ülkeler ekonomilerini kapatmaya başladılar bile. Sokağa çıkma kısıtlamaları getirdiler. Hatta Merkel'in restoranlar, kafeler de kapatılacak açıklaması büyük bir etki yarattı. Bu ciddi bir yıkımı beraberinde getirecek. Hangi konuda? Ekonomik konuda elbette. Ve bu haberlerin çıkması, bu açıklamaların gelmesiyle birlikte hızlı bir şekilde Asya borsalarında, Avrupa borsalarında, Amerika'da Dow Jones'ta ya da S&P'de hareketler gördük aşağıya doğru. Türkiye'de de bugün 29 Ekim nedeniyle kapalı olmasaydı borsa, düşüş devam edecekti ve edecek
gelecek arkadaşlar. Yarın açıldığı an itibarıyla. Dolayısıyla hisse senedi piyasalarında tüm dünya çapında sert satış baskılarını görmeye başlayacağız. Bu satış baskıları altını ilk etapta bir miktar gevşetiyor olabilir altın onsunu. Bugün 1864 seviyesine kadar gitmiş bir ons değeri görebiliriz. Emin olun arkadaşlar, buralar dip noktaları altın onsu için ve çok hızlı bir yükselişin ilk işaretleri gelmeye başladı. Yarından itibaren ve önümüzdeki haftadan itibaren altın onsunda yukarıya doğru agresif hareketler göreceğiz. Kim ne derse desin. Lagarde'ın Aralık teşvik açıklaması aslında Aralık'ta olmayacak. Dünya bu kadar sıkışmışken önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle olağanüstü bir toplantıyla Lagarde yeni bir teşvik paketini açıklayacak. Amerika'da 3 Kasım seçimleri bekleniyor. 3 Kasım seçimleri sonrasında kim gelirse gelsin, ister Biden ister Trump, hiç fark etmez, çok agresif teşvikler açıklanmaya başlanacak. Zaten Trump bu teşvikleri zamanında onaylamadığına eminim bin pişman şu anda. Biden Trump'ın neredeyse 10 puan önünde gibi olabilir. Bir sürpriz olabilir mi? Elbette olabilir. Türkiye'de de oluyor, dünyanın her yerinde de oluyor, Amerika'da da olabilir. Yani Trump ikinci kez seçilebilir mi? Seçilebilir. Ama Trump'ın seçilmesi teşvik olmayacak ya da çok düşük miktarda teşvik olacak anlamına gelmiyor arkadaşlar. Hangisi seçilirse seçilsin teşvik paketleri çok hızlı bir şekilde açıklanmaya başlanacak ve bana göre 3-4 trilyon dolarları konuşmaya başlayacağız. Ortadaki tabloyu çok iyi değerlendirelim. Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş ülkelerde, Türkiye'de ya da Türkiye benzeri Güney Afrika, Arjantin, Venezuela gibi ülkelerde tablo ne? Tablo şu arkadaşlar. Her an bir pandomina kopabilir, her an ekonomiler dip noktalara tekrar çökebilir ve firmalar işçi çıkartabilir. Firmalar kapanabilir, firmalar iflas edebilir. Ben işsiz kalabilirim korkusu kişilerde oluşmaya başladı. Zaten vardı, tekrar ortaya çıktı arkadaşlar. Yaz aylarında hafif bir rehavet vardı. Firmalardaki korkuysa şu, yarın öbür gün ekonomilerin çökmesi beni ihracat yapamaz hale getirecek, üretim yapamaz hale getirecek, talep de tamamen çökeceği için satış da yapamaz hale getirecek. Belki de kapıma kilit vurmak zorunda bırakacak beni. Aynı şeyi bankalar için de konuşabiliriz. Pek çok kredinin geri alınamaması anlamına geliyor. Batıklar zaten çok yüksek noktalarda, bu batıkların daha da artması anlamına geliyor. Bütün bu süreç. Bu işin bir şekilde desteklenmesi lazım. Merkez Bankası bunu varlık alımlarıyla yapacak ama yeterli değil. Hükümetlerin de mali teşvikleri ortaya koyması gerekiyor. Alın size mali teşvikler için çok önemli bir sebep daha. Tüm bu sebepler birleştiğinde hem Amerika'nın hem Avrupa'nın açıklayacağı teşvik paketleri altın fiyatlarının tasarruf yönlü yükselmesini beraberinde getirecek. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu ülkelerdeki altının ons yükselişinden ya da gümüşün ons yükselişinden ister istemez etkilenecekler. O ülkelerin açıkladığı teşviklerden ortaya çıkan paralar gelişmekte olan ülkelere gitmeyeceği için sebep çok net ortada. Çünkü bu teşviklerin büyük bir kısmı bu kez bankalara, finansal kuruluşlara falan değil, direkt vatandaşların cebine gidecek. Vatandaşlarını rahatlatmak için kullanılacak bu paralar, aynı geçen yıl olduğu gibi. Bu koşullar içerisinde gelişmekte olan ülkelerdeki para sıkışıklığı devam ederken dolar yükselecek, euro bir miktar değer kaybedecek ama altın fiyatları korkunç bir şekilde tırmanacak arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde altının onsunun 2500 dolarları zorlamaya başladığını göreceğiz. Bunun yanına biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı Türkiye'de de doların devalüasyonist bir etkiyle yükselişini koyarsak işte o zaman 1000 liralardan bahsederiz gram altın için. Bakın 1000 lira diyorum size. Yok canım olur mu demeyin. 280 liradan 500 liraya geldi gram altının fiyatı. Bugünden sonra da söylediğim nedenlerle altının gramı 1000 liranın üzerine çıkabilir. Buna bağlı olarak çeyrek altın çarpı 2 yapın. Cumhuriyet altın çarpı 2 yapın. Yarım altın çarpı 2 yapın. Fiyatları bulacaksınız arkadaşlar. Önümüzdeki günler çok kritik. Altında hafif bir gevşeme, hafif bir geri çekilme var. Ama bu büyük sıçrama öncesindeki bana göre son altın fırsat arkadaşlar.
Son altın fırsat. Emin olun bütün büyükler, bütün büyük yatırımcılar bu fiyatlardan altın kontratlarına yoğun bir ilgi gösteriyor. Gümüş kontratlarına yoğun bir ilgi gösteriyor. Dünya ekonomisindeki büyük çöküşle ilgili, büyük bunalımla ilgili öyle bariz bir neden daha var ki bunu görmemek mümkün değil arkadaşlar. Ham petrol ile Brent petrol depolarının çok hızlı bir şekilde tekrar dolmaya başlıyor olması, stokların hızla artıyor olması, bu üretimsizliğin işareti, ticaretin olmamasının işareti, ekonomilerin küçülmesinin işareti. Geçen yıl da yaşadık biz bunu, biliyorsunuz. 2-3 video önce söylemiştim daha. Petrol fiyatları dramatik bir şekilde düşecek. 20 dolarları, 17 dolarları göreceğiz Brent petrol ve ham petrolde. Bugün de 37 dolar seviyesinde olan bir Brent petrol, 35 dolar seviyelerinde olan, 34 doları zorlayan bir ham petrol fiyatı görüyoruz. Zaten çöküş başladı ama bu daha işin başı. Bütün bu işaretler büyük bir ekonomik riski, büyük bir ekonomik bunalımı, belirsizliği ve büyük riskleri işaret ediyor. Bu kadar riskin olduğu bir ortamda paranın gideceği yer güvenli limandır arkadaşlar. Güvenli liman dediğimizde akla gelecek ilk şey altın olur, ikinci şey dolar olur. Kim ne derse desin. Altına ve dolara paralel olarak çok agresif bir şekilde kripto paralarda da yükselişler göreceğiz. Şu anda kripto paralarda da hafif bir geri çekilme var. Emin olun son alım fırsatları olacak bunlar. Önümüzdeki günlerde altının bu seviyelerini bile arar olacağız. Hatırlıyor musun? Altın 500 liraydı diyeceğiz. Ne kadar yüksek diyorduk ama şu anda altın 700 lira oldu, 800 lira oldu, 1000 lira oldu diyeceğiz. Dünyada bu işler çözülmediği sürece, Türkiye'deki makroekonomik ve siyasi sorunlar çözülmediği sürece, Türkiye para bulamadığı sürece dünyada altının onsu, Türkiye'de dolar yükselmeye devam edecek ve bunun en net etkilerini de gram altında, gram gümüşte göreceğiz arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.